gerçekten çok çok kötü. Yani şu taraf komple balçık ve tekne tekerlekleri hiç bir türlü gitmiyor. Tekne tekerleklerini kapattım. Şu anda kaydırarak gördüğünüz gibi suya sokmaya çalışıyorum. Arka kısım girdi. Şöyle ön kısım yapacağım. Olacak. Evet oldu. İşte Archimedes 295'iniz varsa koşullar ne olursa olsun sürükleyerek de olsa bir şekilde tekneyi suya açabiliyorsunuz. Görüyorsunuz yani başka bir tekneyle şuradaki balçık gibi olan suya girmenizin imkanı yok. Çok kötü. Arkadaşlar avuç tursun biri ama bu göle ben ilk defa geliyorum. Yaklaşık 2 yıldır uğramıyorum ben bu göle, hiç gelmemiştim. Buradan çok güzel balıklar çıkarttım ben arkadaşlar. Dedim ki hani 2 yıldır uğramıyorum, buraya geleyim ama normalde su seviyesi şuradaki sazlıkları falan görüyor musunuz? Hatta şuradan örnek vereyim, şu evin yanına kadar çıkıyor. Şu evin yanında ufak bir yamaç var, onun oraya kadar çıkıyor bu su. Yani çok çok fazla su gerilemiş. Bunun nedeni de tabii ki buradaki tarlalar için buradan çok fazla su çekiyorlar. O yüzden tarla sulamalarından dolayı burada su seviyesi bayağı bir düşüyor. Bugün bayağı bir rüzgarlı. Akşam suyundayım. Şurada rüzgarın geldiği karşı kıyıya geçip rüzgarı yemeden atçekleri deneyeceğim. Birden atçek için çok normalde ideal bir mera burası ama çok çekildiği için zor. Oo güzel. Sırtından aldım vallahi ya. Hem de çok kısa bir mesafeden yani. Huuu. 39 falan. Yani 40 bile değil. Yani 40'a yakın daha doğrusu. 40 değil demeyeyim de. Ama ufak boyut. O yüzden salıvereceğim. Bitti. Bitti vallahi. O kadar kanlandı ama. Olsaydı kafalardı. Kim? Oo, bu iyi işte. Of. Bakayım. Güzel boyut.
Aa! İnanmıyorum. Olanı inanamayacaksınız olana. Arkadaşlar, bir tane turna yutmuş. Abi. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Abi bak şimdi size olayı açıklayacağım. Arkadaşlar tam olarak olay şu. Gördüğünüz bu ufak sahteyi ben perch için attım, tamam mı? Çok ufak bir sahte bu. Ona ufak bir tane turna vuruyor. Ve şu gördüğünüz kocaman turna da, şu görmüş olduğunuz kocaman turna da bunu yandan yakalıyor. Bakın. Şuradan. Hayvan ağzından bırakamıyor herhalde. Kepçeledikten sonra bıraktı. Ya da inat mı etti? Çok aç olabilir. Çok açsa inat etmiş olabilir. Bırakamadı herhalde. Ve yakaladığım balıklar ya 70 santim üzeri. Of, çok iyi be. Şuna bak ya. Bakın arkadaşlar. Balığın ne kadar ufak olduğunu görün. Bu balığa başka bir tane kocaman bir turna vuruyor. Onu da şimdi çıkartacağım size. Görün onun da ne kadar büyük olduğunu. Arkadaşlar boyu nedir bilmiyorum ama çok tatlı bir balık. Yani bazen işte boyu da şey yapmıyor, balığın vibresini göstermiyor. 60. Tam tamına 60. Çok iyi ya. Bu şekilde balık hayatımda ilk defa yakaladım. Gerçekten enteresan bir andı ya. Ben daha büyük bir şey zannettim ama şeyi, kalınlığı büyük balığın ama tıknaz boylu. Normalde bu kalibrede balık, yani normalde 70-75 santim olabilir. Ben kalınlığını aldandım ama gerçekten iyi bir boyuttu. Ya enteresan, hakikaten çok enteresan bir an oldu benim için. Çok enteresandı ya. Ya ben şunu perch için attım arkadaşlar, yani buna normalde çok büyük bir turna gelmez. Gelen genelde, ben genelde bu sahteyle çok güzel perchler kandırdığım için dedim ki hani biraz perchten inatım var bu sene, yakalayamadım adam gibi bir perch. O yüzden dedim perch yakalayayım. Sırtı da perch'e attım. Gelen ufak turnaya başka bir turna bindirdi ya. Gerçekten çok garip. Arkadaşlar canlanmadı hayvan. Su üzeri yaptı. Bir daha deneyeceğim bakalım. Bakın şu üst tarafını görüyor musunuz hayvanın? Şurayı. Şurayı komple yarmış. Mecbur alacağım ben bunu. Gitti çünkü yani. Allah Allah. Hakikaten çok enteresan ya. Ben daha önceden böyle videolarını falan da internette izledim ama balık çekerken bir iki kere olmuştu bana. Bu kadar aldım. Gözümün önünde. Ama ufak. Bu da ufak. Bir şey tıkladı. Ondan sonra baktım. Durdu bakıyor. Şöyle bir ufak oynattım. Yapıştırdı. Hayvan hareketli. Güzel. Ne diyordum? Daha önceden bu şekilde böyle... Allah Allah. Oo, bu güzel. Yok.
aynı balığı yakaladım değil herhalde ya. Yok artık daha neler. Birebir aynısına benziyor. Değildir ya. Bıraktı. Balık öyle bir hareketlendi ki konuşturmuyor beni. Neyse yani diyeceğim şu ki daha önceden de yaşadım ama bu şekilde kepçelemeyi başaramamıştım. İlk defa oldu böyle bir şey. Daha doğrusu ben bu şekilde ağzını aldığını görmedim. Takip ettiğini gördüm. Burada bildiğin yani çektiğimde balığı ağzındaydı. Yemin ucundaki hayvan ağzındaydı yani şey değildi. Daha sonradan saldırmadı. Aynen. Nasılsın? Tamam, tanıdım dedim. Tekrar atalım. Sen motorlu arkadaşsın değil mi? Aynen. Nasılsın? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, geldim. Takip ediyorum seni. İki senedir gelmiyordum buraya. Evet. Su bayağı çekilmiş ya. Geçen sene şuralarda avlanıyordum. Normalde çok doluydu, buraya kadar doluydu. Aynen. Nerede denk gelmişsin? Biz şeyde şuralarda denk gelmişsin. Aynen. Şeyde tarım ilçe müdürü geldi işte. Korucuydum ya o zaman ben. Aynen. Yok, güzel bir şey aslında, biliyor musun? Ama ben dikkat ediyorsan söylemiyorum hiçbir yere. Hayatta söylemem. Duyulmasın diye söylemem yani. Çünkü abuk subuk insan çok var. Çekeyim mi? Yok.